Arkada ben herkese merhaba arkadaşlar, ben Yağmur, kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber altta da yazdığı gibi ve önümde de gördüğünüz gibi ve makyajsız yüzümden de belli olduğu gibi en ucuz, gerçekten en ucuz makyaj malzemelerini deneyeceğiz. Fondöteninden, rujuna, allığından, farına, takma tırnağından böyle tatlış glosslarına kadar gerçekten her şeyiyle ucuz malzemeleri, makyaj malzemelerini tüm yüzümüze yapacağız. Eyeliner'a bak, parlıyor, parlıyor anam. Evet arkadaşlar, şu an yüzümde gerçekten hiç makyaj yok. Sıfır makyaj, sadece kremimi sürdüm. Bakalım bu yüzümüze bu makyaj malzemelerini, en ucuz makyaj malzemelerini deneyeceğiz. Ve benim genelde hassas bir cildim var. Hani böyle çok soğuktan çok sıcak havaya kadar bile değişen bir cildim var. Bunları sizin için kendimi feda ederekten deneyeceğim. Vallahi feda edeceğim arkadaşlar. Farımız, marımız, eyeliner, her şey var. Fondötenimiz, çok merak ediyorum. Fondöteni çok merak ediyorum. Kapatıcısı da var. Her şeyi çok merak ediyorum. Fiyatlarını da az buçuk söyleyeceğim. Bunların toplam fiyatını da size söyleyeceğim. Bizi şaşırtacak mı? Bak, bunu da çok merak ediyorum. Belki de bir ürünü çok beğeneceğim bunların arasından. Bundan sonra onu alacağım. Bilemeyiz. Bakalım, deneyeceğiz. Ama tabii ki öncelikle videoyu mutlaka beğenmeyi unutmayın. Şuna bakar mısınız? Daha göstereceğim bunları size. Tabii ki videoya başlamadan önce mutlaka videoyu beğenmeyi, hala mı abone değilsin, ama hala mı abone değilsin ya, bak sizin için cildimi feda ediyorum arkadaşlar, vallahi de billahi de. Mutlaka videoyu beğenmeyi, hala abone değilsin, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve yoruma bırakın sizin böyle kullandığınız makyaj malzemeleri hangileri, en sevdiğiniz ya da önerdiğiniz ya da ucuzdan ben sana şunu öneririm dediğiniz ya da buradan merak ettiğiniz ürünler hangileri, hepsini yoruma yazın. Sonuna kadar izleyin, bakalım nasıl bir makyaj ortaya çıkacak. O zaman makyajımıza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, elimde gördüğünüz bir fondöten var. Bu arada burada en yüksek fiyatlı, birazdan söyleyeceğim, tamam, burada en yüksek fiyatlı ürünü göstereceğim, söyleyeceğim, fiyatını da söyleyeceğim. Bunların toplamı da birazdan söylüyorum, toplam fiyatında. Elimizde fondötenimiz var. Bu ne biliyor musunuz? Kalia diye bir marka sanırsam. Aloe Makeup Naturally BB krem gibi, birazcık öyle söyleyeyim size. BB krem gibi, bakalım deneyeceğiz. Burada makyaj süngeri olarak da en ucuza aldım. Bu da böyle 50-60 civarı bir şeydi fiyatı yani. 100 değildi ama onu kesinlikle söyleyeyim, 100 değildi. Vallahi sürüyorum bakalım yapısına. Bu arada açtığım gibi kapağı böyle yani, hani bir buradaki bir jelatini yok. Öyle diyeyim size. Evet, süngerimizle yedire yedire bir hal oluyoruz. Ya bilemedim ben. Bu kaç numara? Rengi 103 numara. Kız dedi ki bu sana uygun olur dedi vallahi. Bu arada orada çalışan kız da ben çoğunu kullanıyorum falan dedi. Hani çok memnun olduklarım var dedi. Ama ben özellikle o en ucuz yerde, hani böyle 1 milyoncu gibi bir yer düşünün, oradan aldım. Ama ucuzun da ucuzunu aldım yani. Yine de toplam fiyatını size söyleyeceğim, çok fazla. Ama şöyle bakılırsa bütün makyaj ürünleri var yani. Bütün makyaj kategorilerinden her şey olduğu için aslında fiyatı da okey. Çünkü o kadar fiyata bir tane bir şey alabiliyorsun güzel bir markadan. Ama yüzde önemli sonuçta. Bu arada ben göz altıma da falan fondöten böyle sürüyorum. Kapatıcı da sürüyorum. Bu arada hoş gibi geldi. Aa, bir renklendik ayol. Ne oluyor? Arkadaşlar yorumlara yazın. Ben sizin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Sizce nasıl görünüyor? Siz oradan dışarı gözle daha iyi görürsünüz bence. Evet, fondötenimizi uyguladık. Bakın bakalım arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Gayet okey. Gayet okey, fakat kapatıcılık bir fondöten hissini çok vermiyor. Çok bir şey değiştirdi diyemem yani. Hani bazı yerler vardı gerçekten fondötenler hani tak diye güzel kapatır yani, doğal kapatır. Bu hiç kapatmıyor gibi hiçbir şey. Peki böyle sürüp duruyorum yani, kalp şeyimize bakar mısın? Okey yavrum, sana pek bir şey diyemeyeceğim yani, puan veremeyeceğim. Daha bakalım, yapalım makyajımıza. Sırada kapatıcımız var. İşte bakın, bunun olayını çok merak ediyorum. Ben genelde Maybelline kullanıyorum. Gerçekten fondötenim Fit Me'dir. Maybelline'in de kapatıcısı. Hepsi Maybelline yani. Çok da severek kullanıyorum. Bu da şu an bir okey, hoşuma gitti yani. Bakalım yüzümüze bir benekler, bir şeyler çıkacak mı? Vallahi korkuyorum da bu arada. Neyse, feda ediyoruz kendimize. Bu şekilde süngerli. Maybelline'in de böyle ucu. Ama onunki daha. Süngeri aşırı kalitesiz. Bu ne ayol? Çocuk süngeri şey gibi. Bu ne? Bakalım. Sürüyoruz. Oo, biraz açık renkmiş. Bu sana okey. Uygun olur dedi yani. Bakalım. Şimdi kapatıcı önemlidir gerçekten, bakın burada dolmaması gerekiyor, böyle pütür gibi kalmaması gerekiyor, çok açık açık bağırmaması gerekiyor. Bakalım. Ya bu biraz açık renk bu arada. Bu açık renk biraz. Ama oldu gibi. Dur bakalım dur. Ay çok açık oldu. Bu ne? Arkadaşlar burada palyaçoya döndük. Ne oluyor? Aha da böyle. Çok kötü. Bu ne? Bu renginden mi? Bundan mı? Bu ne? Sana 100 lira verdim. Ben en pahalı sendin en ucuza. Çok kötü. Oo berbat. Bu ne? Bu ne oldu bana? ben değilim gerçekten. Hiç beğenmedim. Kesinlikle beğenmedim yani. Bunun da markası Make Up Time diye bir şey. Make Up Time. Gerçekten makyaj zamanı mı? Gerçekten. Sahiden öyle mi? Göz altlarıma bak. Ve konuş. Hiç beğenmedim. Waterproofmuş bu arada. Su geçirmez. İnanmıyorum. Haydi bakalım. Farımız geldi. Far da benim kırmızı çizgimde. Ben normalde eyeliner çekemem. Hayatımda da çok çekmiyorum zaten. Ama benim için far önemlidir. Renk verir. Allık önemli. Onlar renk verir. Bana renk verici şeyler yani. Çok bir şey kullanmadığım için. Rimel falan bayılırım zaten. Far da benim kırmızı çizgimdir. Genelde pembe ve kırmızı tonlar kullanırım farda. Bunun tonları daha kahve. Ama böyle pırıltılı şeyler var bunda kız. Ta 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 ta. Arkadaşlar bunda da böyle kahveli tonlar var. Böyle pırıltılı. Ben bunu çok merak ediyorum. Ben yapacağım bundan. Şu tondan alıyorum. Çok güzel bu arada tonlar. Benim hayatımda kullanabileceğim tonlar. Yani normal günlük hayatımda ben bunu sürerim gibi geliyor. Bakalım. Farda da böyle buralara döküntü olmaması önemli. Çok güzel renk veriyor. Renk pigmenti yani renk vericiliği çok güzel. Öyle çok saydam değil. Burada parıltımızı şunu denemek istiyorum. Bunu elimle deneyeceğim biliyor musunuz? Çünkü fırçama şey yapmak istemiyorum. Ay kız düğüne. Buradan düğüne. Kimin düğünü var? Akrabanızı mı? Çağırın Yağmur gelsin. Buradan düğüne biliyorsun. Allah. Ta 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 tam. Parladık. Parıl parıl. Hangi düğüne gidiyoruz? Hadi bakalım gelinin kız kardeşi olacağım bugün. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Farı çok beğendim. Far rengi ben bunu kullanırım. Ben bunu gayet kullanırım yani. Bu da 50-60 civarı bir şey de. Parıltısı çok güzel. Şuna bayıldım. Bilmiyorum kameradan çok yansıyor mu ama. Oh, parlıyorum gerçekten çok komik. Bugün çok komik makyaj yapacağız gibi bakalım. Çok beğendim. Bunu onun üzerinden 10 veririm yani. Gayet güzel. Ve karşınızda gelinin kız kardeşinin özel olarak uyguladığı eyeliner. Şunun eyeliner'a bakar mısınız? Parıl parıl ayol. Bir de altın rengi. Bu siyah eyeliner değil. Dur değil mi? Değil. Bak tutturunca oh yanarlı döner. Arkadaşlar ben normalde eyeliner çekemeyen biriyim. Pek de kendime de çok da yakıştırmıyorum. Çok ince eyeliner belki. Şimdi bunu deneyeceğiz. Normalde de çekemiyorum. Şimdi havaya doğru çek. Asfalt döşeyeceğim burama böyle. Bir de sarı. Parlak parlak. Şuna bak gelinin, kız kardeşin, ablasının, yeğeninin düğünü sanki. Asfalt döşeyeceğiz. Ben bunu tamamıyla bir çekeyim. Ay bu ne? Ve eyeliner'ımızın çektik. Arkadaşlar bakın şöyle göz pınarlarıma da çektim. Buralara da çektim. Şöyle biraz indirdim. Daha çok görünsün diye. Çünkü hiçbir şey görünmüyor bu eyeliner. Sadece sim. Sadece sim. Şu göz makyajına ve pırıltılı yapmasaydım belki daha çok belli olurdu. Ama sadece simden ibaret. Buna ben bir eyeliner diyemem yani. Parıltı katıyor. Hatta farınızın üzerine bile bence sürebilirsiniz yani. Ama hiç hoşlanmadım. Hiç hoşlanmadım. Dağılacak. O kadar belli ki. O kadar ıslak ıslak duruyor ki gözümde. Evet geldik. En önemli konumuz. Benim kırmızı çizgilerimden rimel. Rimel benim için çok önemli. Hiçbir makyaj yapmam rimelini sür çık. Yani bence. Bu da Gabrini diye bir markanın maskarası. Bakalım. Bakalım göreceğiz. Turuncu. Yani çok da ümidim yok ama çok da kötü olacağını düşünüyorum. Bir rimel ne kadar kötü olabilir değil mi? Bir rimelin kötü olması için ne lazım? Çok da topaklanması lazım ya da hiçbir etki göstermemesi lazım. Sonuçta siyah bir boya ve sürüyorsun. Benim makyaj bilgisi. Siyah boya sürüyorsun. Evet rimel. Bu arada ben bu uçlarını çok sevdim. Bu ucu sevdim. Böyle lastik gibi ucu sevmiyorum ben. Bu silikon uç. Hadi bakalım. Hadi göster kendini rimel. Rimel'e bayıldım. Bayıldım. Gidip alıyorsunuz. Gerçekten gidip alıyorsunuz. Gabrini söylüyorum. Çok güzel. Hiçbir böyle topak topak yapmıyor. Çok güzel ayırıyor. Aşırı volüm verir mi? Benim genelde kirpiğim uzun olduğu için yalan söylemeyeyim. Verir. Volüm de verir bu arada. Ama tabii ne kadar istediğinize bağlı yani. Ben çok beğendim ama kesinlikle alınabilecek bir şey. Net yani. Hem uygun fiyat hem de bu kadar gayet güzel yani. Her şeyi karşılıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Başlığımda çok beğendim. Bence güzel. Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin buradan en beğendiğiniz, ah bu güzelmiş gerçekten dediğiniz, ben de görüp beğendiğiniz makyaj ürünü hangisi onu da yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Şimdi size daha neler göstereceğim. Rujlardan, glosslardan, kedi Kedili ruj. Bunu içini açıp göstereceğim. Birazdan bak bekleyin, şaşıracaksınız. Ben çok şaşırdım ya. Ama çok tatlı şeyler de var. Bakın şunun gibi. Bunun gibi. Birazdan hepsini deneyeceğiz. Şimdi allığımıza gelelim. Sonra dudak kısmına geçiyoruz. Dudak kalemimiz de var. Ben genel dudak kalemi de sürmem bu arada. Ama burada deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Ay ne oluyor? Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Aa, patladık. Arkada. Ben. Ben. Annem var ya, annem beni doğrayacak, akşama beni sote yapacak. Yağmur sote yiyeceğiz akşam. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya bakın. Ben nedir bu videolarda bunlardan çektiğim? Bu nedir? Bu nedir? Akşama yağmur sote var. Vallahi billahi salçalı malçalı. Hatta salçası yapacak. Arkadaşlar bu videodan sonra benden haber alamazsanız bilin ki bay bay. Bay bay bebek. Ben beyaz ışığı görmüşümdür. Çok 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 sıkıntı durumlar. Bir saatliğine temizlik yapıyorum. Hala annem duymasın diye. Annem görecek zaten. Duymasın diye de değil. Görecek zaten kadın. Ay ben bitti. Ben bu videodan sonra arkadaşlar benden gerçekten haber alamazsanız bir yerlere ulaşın. Yağmur nerede falan bir arayın. Merak edin beni. Evet bu lanet olası daha denemeden beğenmediğim toz allık abi. Toz allık ya. Sen ne toz allık da alıyorsun da yapıyorsun da ya. Sinirim tepemde açılmıyor etmiyor. Toz allık işte. Ay aman çok dikkat edeceğim, yemin ederim çok dikkat edeceğim. Şöyle alıyorum fırçamla. O kadar toz ve dağılıyor ve o kadar renkli ki. Yeter artık yani. Heh. Oha şuna bak, palyaço et bari bize. Bayıl Feriha. Kırmızı başlıklı kız olduk. Bu ne? Bu rezil bir şey bu hayal. Yeter. Abi bu nasıl bir şey? Tiyatro makyajı gibi oğlum. Çok kötü. Bu ne? Yemin ederim size ucunu değdirdim bak sadece. Sadece ucunu değdirdim. Böyle iğrenç kötü bir şey olamaz. Git ya git hayatımdan, çık git senden nef. Bu ne? Yüzüm yanık olmuş gibi oldu bir de buna. Bak yine sinir o kadar tepemde, artık bir gergoluk var ki şu an. Vallahi parçalayacağım ha. Bunu çöpe atacağım. Bunu çöpe atacağım. Vallahi çöpe atacağım. Bu ne? Bu ne kardeş? Motivasyonum her şeyim gitti. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu lanet olası allığı almayın. Müjgan diye bir markanın. Müjgan. Sweet Cheeks Blush. Bir şey. Toz dökülüyor. Saçılıyor. Kırmızı başlıklı kız gibi. Çok kötü abi. O kadar bak. Şey konuşuyor. Profesyonel konuşuyor. Dağılmıyor. Dank diye böyle. Bu ne? Tiyatro makyajı gibi. Yemin ederim. Size göstereceğim tatlış kedili rujumuz. Burada bir rujumuz var. Bir de glosslarımız var. Benim hemen şeyi değiştirme hızı. Konuyu değiştirme hızı. Anneme de böyle yapacağım şimdi orayı görünce. Hemen konuyu değiştireceğim. Burada da glosslarımız var. Neyse ben bittim bu videodan sonra da. Neyse. Son dakikalarımı, hayatımın son saatlerini güzel geçireyim bari, değil mi? Bence öyle yapalım. Burada da minnak çok tatlı bir rujumuz var. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir gloss'tan denemek istiyorum. Böyle tatlış. Ya bunların hep olayı görüntüsü. Old Manik oyuncaklı. Oyuncak gloss mu? Bebek gloss. Şöyle. Bu neymiş böyle? Bunlardan çok bir şey beklemem. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Aldıktan sonra iyi geldi yemin ederim. O allık var ya, onu çöpe atacağım. Hatta gideyim Amerika'daki çöpe atacağım, benden uzak olsun. Kaş kalemimiz de var. Kaşlarımızı yapacağız şimdi. Kirpik bazı. Ama yine ben bunun üstüne de hafif süreceğim. Hem besler, aloe vera alıyor. Yani çok bir şey tabii bekleyemezsin bundan. Ama güzel, hem de sabitleyebilir kirpiğinizi. Rimelden önce sürerseniz. Böyle bu da Müjgan'ınmış. Müjgan. Müjgan ne yaptın? Müjgan bizi, hayatımızı kararttın. Müjgan markası. Hayatımı kararttın. Kaş kalemi. Allık o kadar kötü ki allık. Allık hayatımdaki en kötü şey olabilir. Bak en kötü makyaj malzemesi, en kötü şey hayatımdaki. Tarayalım kaşlarımızı. Ben hiç kaş kalemi de kullanmıyorum. Kullanmam lazım aslında. Çünkü boşluklarım var kaşlarda gerçekten. Bakın şuralarda falan. Kaş kalemimizde uyguladık. Kaş kalemini gayet çok beğendim. Hem benim kaşlarımın rengine de çok iyi oldu. Ve benim böyle aralarda hafiften boşluklar falan oldu. Çok iyi. Bundan sonra kullanırım mesela. Bu benim günlük hayatta artık kullanacağım bir şey oldu. Hiç kaş kalemi kullanmıyordum. İyi oldu. Bunu kullanırım. Allah'ın allığı. Sana var ya her dakika sana sinirleneceğim. Koltuğa bak ya. Bakmayın, boş verin. Burada bunu çok göstermek istiyorum. O kadar şaşıracaksınız ki. Müthiş bir şey bence. Bak bu da allık olmuş. Yuh artık ama ya, tövbe yarabbi. Gerçekten. Daha nere olacak, ben anlamadım ki. Daha ne kadar kaldı olmayan yer. Evet şimdi açıyoruz. Hazır mıyız? Kedi. Arkadaşlar kedili bakar mısınız? Kedili bir ruj. Kedi desenli. Kedi yüzlü bir ruj. Ama bunu tabii ki de sürünce artık kedinin yüzü dağılmış oluyor. Aynı benim yüzüm gibi şu an. Kedinin yüzünü dağıtacağız gerçekten. Bu rujumuzdan sürüyoruz. Normalde bu tonlar çok sürmem. Çok tatlı ya. Bakın bakalım. Rujumuza. Gayet güzel. Çok beğendim bu arada. Yumuşacık bir ruj. Ben yumuşak böyle severim. Gayet güzel. Kedinin yüzü de gitti bu arada. Böyle minnak kedimizin. Şimdi asıl burada bir rujumuz var. Şimdi dudağımdakini sileceğim. Bu daha koyu renkli bir ruj. Oo bakın. Çok güzel. Çok güzel bir renk var. Kırmızı ama çok güzel bir kırmızı böyle. Rujumuzla deniyoruz. Bunun çok cırt duracağına eminim. Bakalım. Tadadam. Çok beğendim. Vallahi çok beğendim. O kadar güzel durdu ki. Aa. Yemin ederim ki çok beğendim. 10 üzerinden 10 verebilirim. Ve o kötü bir şey değil yani. Topaklanmıyor. Bu da böyle çizgi çizgi durmuyor bence. Çok beğendim. Rengini de çok beğendim. Hatta daha kötü bir renk çıkacak sanıyordum. Hatta burada göründüğünden farklı bir renk falan, bazen dudakta öyle duruyor ya. Öyle bir şey olacak sanıyordum. Gayet güzel oldu. 10 üzerinden 10. Şimdi burada böyle bir gloss'umuz var. Bunu da deneyelim. Aslında dudak kalemimizi denememiz lazımdı. Ben ilk onu çerçevesi yapsaydım daha iyiydi. Ama şu an bunun üzerine bir dudak çerçevesi geçeceğim. Zaten çok taşırmayacağız diye düşünüyorum. Bu da öyle gloss'umuz. Tatlış. Bunların hepsinin mis gibi kokusu var bu arada. Bebek gibi kokuyorlar. Dadadam, dudak kalemimiz. Bu ne? Bu ne? Dudak kalemimiz asla rujların rengiyle alakasız bir şey. Her ruja gider. Şununla olurdu bak bu. Heh, bunu da sürersin. Bunu da sürersin. Ben dudak kalemden nefret ediyorum. Ben sürmüyorum yani. Ve minnağım minnak, çantana at çık, cebine at çık ablası. Ablası abi selişine bakın. Böyle bir rujumuz var. Bu oje gibi, bu ne? Şimdi dudağımıza gibi bu da oje çıkarsa, bu ruj bu arada. Ruj da oje gibi bir şey. Bu kötü bak belli. Aa, cırt cırt cırt. Bunun rengi de gayet buna benziyor. Kırmızı tonları böyle tatlış bir ton. O kadar palyaço gibiyim ki bak, buradan sirke gideceğim. Düğüne gidecektim. Pardon, düğün iptal. Sirke gidiyoruz. Valla düğüne de gidelim ben böyle de tabii. Hii, şuna bakın arkadaşlar, bu ne ya? Beni mahvettiler. Bunlar benim hayatımı kararttılar. Burada... Derken takma tırnağımız var. Şimdi takma tırnağımızı takalım. Bu direkt yapıştırıcısız yani tak çıkar. Kendinden yapışkanlı. Deneyeceğiz bakalım hemen çıkıyor mu, ona bakacağız. Böyle bir desenleri var. Burada yapışkanları var. Siz yapıştırıyorsunuz. Artı bir de tırnağınıza yapıştırıyorsunuz. Gerçekten olay. Ben... Arkadaşlar çok güzel. Bu arada size şunu söyleyeceğim. Kendinden yapışkanlı olsa hemen tırnaktan çıkardı. Böyle küçük yapışkanları var. Tırnağınıza şöylesine yapıştırıyorsunuz. Bakın bu yapışkan, tamam mı? Sonra şuradan da çıkartınca orada yapışkan kalıyor. Yapışkan jel gibi bir şey kalıyor. Çok Allah. Aa çıktı. Lan bir 3 maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor ya. Maşallah dediğimiz ya. Çabuk çık ama çok bir şey beklememek lazım. Gayet uygun fiyatlıydı. 50 TL falandı. Bu şekilde yapışkanı yapıştırıp üstüne de istediğiniz tırnağı aha da böyle bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ben beğendim. Duruşunu falan da çok beğendim bu arada. Bence güzel. Duruşunu falan beğendim. Arkadaşlar araya giriyorum. Şu an yüzümden makyajı çıkartmaya çalışıyorum. O kadar fenayım ki ve alerji oldu cildim. Kaşınmaya falan başladı. Bakın buralar full kızarık. Şuralarım kızarıp kaşınmaya başladı. Bakar mısınız? Böyle bir yerde sanki kızarıklar kaşınıyor. O kadar zor ki çıkarması. Gerçekten hayatımda çektiğim en zor videolardan biriydi. Lütfen bir like'ınızı alırım. Gerçekten artık like'ınızı alırım yani. Fenalık geçireceğim. Alerji oldu cildim. Benim cildim hassas zaten. Böyle kaşınabilir arada. Dediğim gibi hava değişimlerine bile hemen cildimde sıkıntı olabiliyor. Ve şu an o kadar kötü hissediyorum ki. Evet arkadaşlar bugün palyaço olduk ya. Bugün ne oldu bize? Biz mahvolduk ya. Biz yemin ederim en zor videolarımdan biriydi gerçekten. Arkadaşlar burada en sevdiğiniz makyaj malzemesi hangisi oldu? Bence aldık. Bence Allah'a bayıldınız da söylemiyorsunuz gibi. En sevdiğiniz makyaj malzemesi, en ilginç makyaj malzemesi hangisi oldu? Mutlaka yorumlara yazın. Şu gerçekten güzeldi, bence uygun, alınabilir dediğiniz varsa. Benim için rujlar çok güzeldi. Kaş kalemi gayet okeydi. Far okeydi. Rimel okeydi. O bayağı da okey yani. Gayet okeydi bunlar. Evet. Rimel falan gayet güzeldi mesela. Yani o kadar ön yargı olmaması gerekiyor. Fakat allıktır, fondötendir, kapatıcıdır. Bunları da dikkatli seçmek lazım. Sizin gördüğünüz en ucuz makyaj malzemeleri, en ilginç makyaj malzemeleri nelerdir? Yorumlara yazın. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, bu kadar arkadaşlar acı çektim. Videoyu mutlaka beğenmeyi, hala mı abone değilsin ama bu kız sizin için uğraşıyor. Mutlaka bir saniyeni ayırıp tık diye abone olursan çok sevinirim. Öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Dikkat edin.